Efendim, Sağlık Bakanlığı Merkez Hekim Randevu Sistemi'nde iki yeni uygulamayı başlattı. Randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Uygulama sistemde neden olan aksaklığın önüne geçebilecek mi, bunu merak ediyoruz. Ebru Kurt'un konuğu Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Afşin Emre Kayıpmaz. Hemen Ebru'ya dönmek istiyorum. Ebru, bizim merak ettiğimiz sorular var. Cevapları orada. Sizi bırakalım artık sözü. Hayır, tabii Sağlık Bakanlığı hastanedeki randevu yoğunluğunu ve randevu olan sadakati arttırmak için iki farklı adımın yer aldığı uygulamayı hayata geçirdi. Biz de hem o uygulamanın detaylarını hem de geri dönüşlerini konuşmak için Etlik Şehir Hastanesi'ndeyiz. Yayın konuğum yanımda Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Afşin Emre Kayıpmaz'la birlikte hem uygulamanın detaylarını konuşacağız hem de geri dönüşler nasıl onu konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi hocam, iki adımlı bir uygulama hayata geçirdi. Nedir bu uygulamanın detayları? Bir yaptırımı, cezası var mı randevuya gelmeyenlere? Sağlıktaki verileri analiz ettiğimizde karşımıza önemli bir tabir çıkıyor. Bu da randevuya sadakat oranı. Randevuya sadakat oranının önceki aylarda %70'lerde kaldığını görüyoruz. Şu anda bu oran yaklaşık olarak %80'e kadar yükselmiş durumda. Aslında poliklinik randevusu alıp gelmeyenlerin oranı da, randevuya sadakatsizlik gösterenlerin oranı da bu noktada %20'lerde kalıyor. Bu ne demek oluyor? Randevu alan her 5 kişiden biri randevusuna gelmiyor. Gelmediği gibi iptal de etmiyor veya randevusunu başka bir tarihe ertelemiyor. Bu da ne oluyor? Aslında sağlık hizmeti sunucularına ulaşmak durumunda olan hastaların da bir şekilde kolaylıkla randevu almasının önüne geçmiş oluyor. Ekim ayını incelediğimizde neredeyse 2,9 milyon kişinin randevu alıp bu randevuya gitmediğini veriler karşımıza çıkartıyor. Bu nedenle eğer MHRS'den, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden, internet sitesi veya 182 numaralı telefonla arayarak randevu almışsak veya herhangi bir sebepten bu randevuya gidemeyeceksek, yapmamız gereken yalnızca 30 saniyemizi ayırarak telefonla veya internetten bu randevuyu iptal etmek. Randevuyu iptal etmediğimiz takdirde ne oluyor? Artık bunun bir yaptırımı var. Çünkü bir yerde ihmalimizden dolayı aslında yaptığımız bir durum. Randevuyu iptal etmediğimiz takdirde 15 gün aynı poliklinikten, örnek vermek gerekirse iç hastalıklarından randevu aldınız, gitmediniz. 15 gün tekrardan iç hastalıklarından Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alamayacaksınız demek oluyor. Hocam, biz aslında normalde hastaların randevuya aldıklarında gelip oturdukları bir alandayız. Kameraman arkadaşım da gösteriyor, bu sıralar boş. Yani bu sistemin, getirilen uygulamanın işe yaradığını gösteriyor mu? Acillere yansıması nasıl oldu yeni uygulamanın? Tabii bu noktada biz tekrar 15 gün randevu alamıyoruz diye acil servislere başvuruların yapılması, bir yerde acil servisin acil olmayan haller dışında kullanımıyla bir şekilde suistimalini de önüne açabilecek riskli bir aslında durum. Ama tabii bu noktada eğer sağlık durumumuz aciliyet arz etmiyorsa acil servisleri gereksiz kullanmamak lazım. Acil servis acil hastalar içindir ve hani 24 saat içerisinde müdahale etmediğiniz takdirde hastanın herhangi bir sağlık bütünlüğünde bir bozulma olacak. Onların tedavi edildiği, tetkik edildiği yerlerdir. Bu bakımdan acil servislerin bu noktada uygunsuz kullanılmaması lazım. Randevuyu alabiliriz. Randevuyu almış olabiliriz. Kararımız değişmiş olabilir. Tek yapmamız gereken 30 saniye vakit ayırarak almış olduğumuz randevuyu iptal etmek olacak. Ama tabii bunun dışında acil bütün haller için acil servislerimiz Türkiye genelinde 24 saat 7 gün açık biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Ama şunu unutmayalım ki aldığımız randevuyu iptal edersek bizim yerimize başka bir insan gidip da bizden daha çok ihtiyaç duyan bir insan rahatlıkla muayenesine olabilecek anlamına geliyor. Hocam, aslında çok yeni bu uygulama. Yeni yeni hayata geçiriliyor ama illaki geri dönüşleri vardır. Hastalardan daha önce randevu alamamış ama şimdi uygulamayla birlikte açılan randevuları değerlendirip randevu alan hastalar nasıl oluyor? Geri dönüşler size? Tabii şu anda bizim hastanemiz özelinde bu oranın daha da düştüğünü görüyoruz. Sadakatsizlik oranının. Ama tabii ilerleyen günlerde şunu göreceğiz ki artık bizim randevuya sadık kalma oranı %100'lere yaklaşacak diye ümit ediyoruz. Bunun da böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ülkemizde diğer gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sağlık hizmeti sunucularına ulaşmak çok daha kolay. Şu anda sistemden girip siz Sağlık Bakanlığı'nın ikinci
ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından çok rahatlıkla randevu alabiliyorsunuz. Herhangi bir sevk zorunluluğu ya da sevk basamaklı sevk sistemi yok. Durum böyle aslında kolaylaştırılmışken bizim burada vatandaş olarak tek yapmamız gereken sistemden almış olduğumuz randevuyu eğer gidemeyeceksek bunu iptal ettirmek. Nüfus Müdürlüğü'nde buna benzer uygulamalar vardı veya araç muayenesi yapan istasyonlarda buna benzer uygulamalar vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı da sağlık en hassas konu olduğu için doğal olarak bazı önlemleri alması gerekti ve bu önlemleri aldı. Yakın vadede bu önlemlerin de çok daha randevuya sadakat oranını arttıracağını öngörmek mümkün. Çok teşekkür ederiz hocam. Dikşehir Hastanesi Koordinatörü Başhekim Yardımcısı Avşin Emre Kayıpmaz konuğumuzdu. Hem hastanelerdeki yoğunluğun azaldığını konuştuk Sağlık Bakanlığı'nın yeni randevu uygulamasıyla, hem de iki alternatifli yaptırımları konuştuk. 15 gün boyunca randevusuna gitmeyenler bir kez daha aynı bölümden 15 gün içinde randevu alamayacak diyelim ve sözü yeniden Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.